Bonjour. Bu video serisinde gramer progresif kitabını birlikte çözeceğiz. Özet konu anlatımları paylaşacağım bu serinin amacı A1, A2 seviyesindeki bütün gramer konularını bitirmek ve birlikte gramer alıştırmaları çözmek. Kitabın linkine aşağıda ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden 43. üniteyle devam edelim. Ünitemizin ismi Je vais travailler, tu vas travailler. Türkçesiyle çalışacağım, çalışacaksın. Bu ünitede birlikte futur proche gelecek zaman konusuna odaklanacağız. Öncelikle fiillerimizin bu zamanda nasıl çekildiğine birlikte bir bakalım. İlk örneğimiz travailler. Şimdiki zamanda je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille olarak çekimlerdik bu fiili. Peki bu fiili gelecek zamanda nasıl çekimliyoruz? Yaptığımız şey çok basit. Alev fiilini zamirimize göre çekimliyoruz ve akabinde fiilimizin infinitif yani mastar formunu hemen yanına ekliyoruz. Böylece elde ettiğimiz çekim je vais travailler, tu vas travailler, il va travailler Nous allons travailler. Vous allez travailler. Ils vont travailler. Oluyor. Türkçesiyle çalışacağım, çalışacaksın, çalışacak, çalışacağız, çalışacaksınız, çalışacaklar. Ali fiili ile ilgili bütün detayları yaptığım bir videoda paylaşmıştım. Göz atmak isteyenler için sağ üst köşede ilgili videoyu paylaşıyorum. Başka bir örnek ele alalım. Partir. Bir yerden gitmek. Fiil çekimimiz nasıldı? Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, il part. Peki gelecek zamanda biz bu fiil nasıl çekimleyeceğiz? Yine aynı şeyi yapacağız. Aley fiilimizi zamirimize göre çekimliyoruz ve fiilin mastar halini yanına ekliyoruz. Dolayısıyla elde ettiğimiz çekim je vais partir. Tu vas partir, il va partir, nous allons partir, vous allez partir, ils vont partir. Peki biz futur proche zamanını ne zaman kullanıyoruz? Le futur proche indique un événement immédiat ou prévisible. Futur proche belirtir, peki neyi belirtir? Ani bir olayı, öngörülebilir bir olayı belirtir. Hemen örneklerimize bakalım. Attention, tu vas tomber. Dikkat, düşeceksin. Burada kişinin düşeceğini öngörebiliyorum. Bundan dolayı bu durum için futup hoş kullanabilirim. Başka bir örneğe bakalım. Le ciel est gris. Il va pleuvoir. Gökyüzü gri, yağmur yağacak gök yüzüne bakıyorum deyip gri ve yağmurun yağacağını burada anlayabiliyorum. Dolayısıyla öngörebildiğim bir olay için bu zamanı kullanabiliyorum. Bir diğer kullanımımız ise échangement à venir. Gerçekleşecek değişiklikler. Daha açık bir ifadeyle aslında planlı gelecek zaman. Hemen örneklerimize bakalım. Mon fils va partir à l'étranger. Oğlum yurt dışına gidecek. Oğlum yurt dışına gitmek için biletlerini aldı, hazırlandı. Ortada planlı bir olay var. Bundan dolayı kötü hoş kullanabilirim. Je vais regarder un film. Bir film izleyeceğim. Burada planladığım bir olaydan bahsediyorum. Film izleyeceğim. Belki film izleyebilirim gibi değil de film izleyeceğim. Buna zaman ayıracağım. Bunun hakkında bir planım var. Tekrar ifade etmek gerekirse öngörülebilir gelecek zaman ya da planlı bir gelecek zaman için bütün hoş zamanını kullanırız. Bir de bütün hoş ile birlikte kullandığımız zaman zarflarına bakalım. Aujourd'hui bugün demekken yarın demek için demain diyoruz. Aujourd'hui, demain, cette semaine, bu hafta. Gelecek hafta demek için ne diyoruz? Lasman hoşen. Lasman burada gelecek anlamında kullanıldı. Bu ay ce mois gelecek ay le mois prochain. Le mois prochain. Dikkat edelim. Mois kelimesi maskülen olduğu için maskülen ismimi, maskülen sıfat olan poşan kelimesiyle buna karşın sömen kelimesi feminen olduğu için feminen ismimi, feminen sıfatım proşen ile niteliyorum. Poşan, prochain, poşenli. Bu sene, setane, gelecek sene, lani poşenli. Tekrar okuyorum. Demain, la semaine prochaine, le mois prochain, L'année prochaine. Konu anlatımımız bu kadar. Epey basit bir konu. Örneklere geçmeden önce videoyu beğenirseniz sevinirim. Çalışmalarımı desteklemek isteyenler ise katıl butonuna tıklayabilir. O halde kitabımızın 109. sayfasına geçelim ve örneklerimizi birlikte çözelim. Exercice 1 Mete au futur proche Bize verilen cümleleri proche Aujourd'hui aujourd je commence à 8 heures. başlıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Demain je vais commencer à 9h. Yarın saat başlayacağım. Je commence je vais commencer. Je commence. je vais commencer. Dikkat edelim. Je vais commencer değil. Je vais commencer. Fiilimizin master halini yazıyoruz ve onu doğru bir şekilde telaffuz ediyoruz. Elbette. Alttaki örneğe geçiyorum. Je déjeune à midi. Je déjeune à midi. Saat 12'de öğlen yemeği yiyorum. Demain, yarın, saat 1'de öğlen yemeği yiyeceğim diyelim. Je vais. Je vais. Déjeuner. Je vais déjeuner à 13h. Je vais déjeuner à 13h. Aujourd'hui, Bougun, aujourd je termine à 6h. Bougun, ça a t'alte d'habitudeur. Ishimi, ça a t'alte Demain, Yarın işimi saat 5'te bitireceğim diyelim. Je termine à 5 heures. Je termine à 5 heures. Aujourd'hui bugün je rentre à 7 heures. Bugün saat 7'de dönüyorum. Demain yarın yarın 8'de dönüyorum diyelim. Je vais rentrer. Je vais rentrer à huit heures. Je vais rentrer à huit heures. Aujourd'hui, Bougun, aujourd je dîne à huit heures. Saat 8'de, akşam Saat akşam je vais dîner. Je vais dîner à 9 heures. Je vais dîner à 9 heures. Et qu'il est devant Max va partir en voyage. Mettez dans l'ordre. Max yolcular çıkacak sıraya koyun demiş bize prendre l'avion, ou faire sa valise, faire sa valise, valise enregistrer ses bagages, enregistrer ses bagages, bagages valise valises mec, aller à l'aéroport, aller à L'aéroport, havaalanına gitmek. Öncelikle ne yapacak kişi? Valizini yapacak. Il va faire sa valise. Il va faire sa valise. Valizini yaptıktan sonra havaalanına gidecek. Il va aller à l'aéroport. Il va aller à l'aéroport. A voir dans le titre Il va il va enregistrer ses bagages. Il va enregistrer ses bagages. Mais son il, il va prendre l'avion. Il va prendre l'avion. Üçle devam edelim. Mette au futur proche selon le modèle. Modele göre aşağıdaki cümleleri futur proche zamanında yazacağız. Ne yapıyoruz? Ale fiilini ilgili zamire göre çekimliyoruz ve sonrasında kullanılan fiilin master formunu hemen yanına ekliyoruz. Cümle cümle ilerleyelim ils partent en week-end au bord de la mer. Ils partent en week-end au bord de la mer. Hafta sonu gidiyorlar. Peki nereye? Au bord de la mer. Deniz kenarına. Biz peki ne diyeceğiz? Hafta sonu deniz kenarına gidecekler. İlk cümlede kullandığımız fiil. Partir. Dolayısıyla ne dememiz gerekiyor? Ils vont partir. ils il il vont ils vont partir en week-end au bord de la mer ils prennent le train à 6 heures ils prennent le train à 6 heures on a retiré les bigigno à 6 heures cette date Onlar saat 6'da tirene binecek diyeceğiz. İl öyle fiilimi çekimledim. Vol. Yukarıdaki cümlede kullanılan fiilimiz prendre fiili. Dolayısıyla ne dedik? ils vont prendre le train à 6 heures. Ils vont prendre le train à 6 heures. Devam ediyorum. ils arrivent vers 9 heures. Ils arrivent vers neuf Onlar varıyorlar. Peki kaça doğru? Vers 9. Saat 9'a doğru. Onlar varacak dememiz gerekiyor. Ils vont. Yukarıdaki cümlede kullandığımız fiilin master formu ne peki? Arriver. Ils vont arriver vers neuf heures. Ils laissent les bagages à l'hôtel. Il laisse les bagages à l'hôtel. Onlar bırakıyorlar neyi? Les bagages. Bagajları nereye? À l'hôtel. Otele. Bagajları otele bırakacaklar diyelim. Ils vont Yukarıda kullandığımız fiil master form ne peki? Birinci grup bir fiil. Laisser. Ils vont laisser les bagages... l'hôtel Je et diyorum. ils boivent un café sur le port ils boivent un café sur le port on l'a l'itchu un café, un café, un café, sur le port, limanda. On café, un café, un café, ils vont Yukarıdaki cümlede kullanılan fiilimizin master formu boire. Ils vont boire un café. Çok yerim olmadığı için devamlı yazmıyorum. Sur le port. Devam ediyorum. Il loue un bateau. Il loue un bateau. Onlar kiralıyorlar. Peki ne kiralıyorlar? Un bateau. Bir kayık. Bir kayık kiralayacaklar diyeceksek ne dememiz lazım? Ils vont louer. Ils vont louer un bateau. Devam ediyorum. Ils visitent la côte. Ils visitent la côte. Onlar ziyaret ediyorlar. Peki nereyi? Sahili, la côte. O zaman ne diyoruz? Ils vont, films, masser, hâler, visiter, y vont visiter, la côte, songe, némis, il rentre à l'hôtel, il rentre à l'hôtel, on a gîlé, donjon, alâ, picquiner, à l'hôtel, hôtel, il vont Yine birinci grup bir fiil. Rentrer. Ils vont rentrer à l'hôtel. Bu örneklerden de anlayabileceğimiz gibi fiillerimizin şimdiki zamanda rezondaki çekimlerini bilmemiz çok çok önemli. Bundan önceki videolarda birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup ve dönüşlü fiilleri detaylı olarak ele almıştık bu konularda eksi olanlar için videoları yorum kısmına sabitleyeceğim. 4 devam edelim. Fait de has selon le modèle. Modele göre cümleler yapın demiş. Sol tarafta avoir fiili ile birlikte kullandığımız bazı kelimeler görüyoruz. Avoir faim, aç olmak. Avoir sommeil, uykusu olmak. Avoir soif, susamak. Avoir chaud, sıcaklamak. Avoir fiilinin bu kullanımını da bir videoda ele almıştım. İlgili videoyu izlemek isteyenler için sağ üst köşede paylaşıyorum. Sağ tarafta ise dört tane fiil görüyoruz. Boire, içmek. Manger, yemek yemek. Dormir, uyumak. Aller à la plage, plaja gitmek. Hemen örneğimize bakalım. Nous avons faim. Nous avons faim. Açız. nous allons manger. Nous allons manger. Yemek ijes. O zaman devam edelim. Bu sefer ben zamirini kullanalım ve uyku'm var diyelim. Je somme. Je somme. Uyuyacağım şeklinde devam edelim cümlemize. Je vais dormir. Je vais dormir. Ale fiilimizin çekimini elbette burada iyi bilmemiz gerekiyor. Sen susadın diyelim. Tu as suaf. Tu as Sen içeceksin diyelim. Tu va boire. Tu va boire. Ve son sorumuz. Onlar sıcakladı diyelim. Ils ont chaud. Ils ont chaud. On a le qui dit Ils vont aller à la plage. Ils vont aller à la plage. Mais son nom est devant et derrière. Complétez avec le verbe contré et un futur proche selon le modèle. Öncelikle entre fiilini kullanarak ilk boşluğu dolduracağız ve sonrasında o cümleyle alakalı gelecek zamanda başka bir cümle yazacağız. Örneğimize bakalım. Elle entre dans un restaurant. Elle entre dans un restaurant. O bir restorana giriyor. Elle va manger. Elle va manger. O yemek yiyecek. 2 ile devam edelim. Sen sinemaya giriyorsun diyeceğiz. Entrer fiilini çekimleyeceğiz. Birinci grup bir fiil onun için işimiz kolay. Tu entre. Tu entres dans un cinéma. Tu entres dans un cinéma. Sinema maskülen bir kelime. Onun için un artikelini kullandık. Sen film izleyeceksin diyelim. Tu va regarder tu vas regarder un film tu vas regarder un film biz banca giriyoruz. nous entrons nous entrons banca féminin bien qu'elle on dans une banque nous entrons dans une banque par la check nous allons retirer. Nous allons retirer de l'argent. Nous allons retirer de l'argent. Donc, peut-être d'abord, il y école de langue. On va dire, il y a une école de ils entrent dans une école de langue école féminin qu'il mais dans une école de langue on a francis johnject ils vont la me apprendre idée ils vont apprendre le français ils vont apprendre le français son vous supermarché siz vous entrez vous entrez dans un supermarché dans un supermarché siz alışveriş vous allez je va Faire des courses. Idée. Vous avez Vous allez faire des courses. Vous allez faire des courses. Evet böylece bu üniteyi de bitirmiş olduk. Epey basit bir konu gördüğünüz gibi ama konular ilerlemeden öncesinde her zamandaki fiil çekimlerini iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Aksi halde ileriki aşamalarda biraz zorluk çekebilirsiniz. Bir yerden sonra göreceğiz ki aslında bütün konular ilbiriyle ilintili. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.